Sayın seyircilerimiz iyi akşamlar. Geçen yılda Kanal D'yi ve Olacak O Kadar'ı seçmiştiniz. Yeni yıla birlikte girmiştik. Bu yılda Olacak O Kadar ekibi sizin için çok çalıştı ve çok güzel skeçler hazırladı. Eğer zamanınız değerliyse ve boşa harcayacak vaktiniz yoksa o halde birlikteyiz. Başlıyoruz. Neredesin lan? Ne bu halin? Nasıl ne? Hırsızlığa çıkmıyor muyuz abi? Esas senin halinde böyle Noel Baba gibi. Ulan bu gece yılbaşı. Hayvan, yılbaşında insan Noel Baba kılığına girer. Bu gecenin mana ve ehemmiyeti ne? Zengin olacağız abi. Ulan tamam zengin olacağız da... yani mesleğimizin gereklerini yerine getirirken... bu gece Noel Baba kılığına gireceğiz ki... polis bize uyanmasın. Çakıyor musun? Çaktım abi. Heh, hadi al şunu giyin de. Vakit kaybetmeden çek. Acaba? Ne bileyim yılbaşı ya. Gazinoya, taverneye, maverneye bir yere eğlenmeye gitmişlerdir. Hadi acele et. Abi bir dakika. Ben senin yeni yılını kutlamadım değil mi? Ver elini öpeyim abi. Ne oluyor lan? Atamsın, ustamsın. Ben senin sayende öğrendim bu mesleği abi. Ben hudan ol ne demek? Görevimiz. Abi beni de ağlatacaksın. Abi ben sana bir Noel hediyesi vermek istiyorum. Rahmet etme seni ya. Olsun. Ne gereği varmış? Olsun. Mahcup ediyorsun beni. İşte bu. İyi Noeller abi. Teşekkür ederim. Beni çok duygulandın. İlk defa bir Noel hediyesi alıyorum. Lan hıyar. Buzdolabını verseydin bari. Tamam abi. Bak. Hemen getiririm. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Ne bu abi ya? Ne gecemiz var, ne gündüzümüz var. Herkes yılbaşı kutlarken affedersin biz eşek gibi çalışıyoruz. Ne sigorta var, ne sendika var. Sus lan. Bırak lan bu aydın ağızlarını. Hadi gidelim daha soyulacak çok ev var oğlum. Yürü. Tamam abi, bir dakika. Yılbaşı bayram demeden gecesini gündüzüne katıp çalışan biri daha. Kolay gelsin memur bey. Hayırdır? Hayır. Biz şeyiz. Biz neyiz lan? Neyiz? Noel babalarız. Hmm, Noel babalarız. Evet. Bir şirket reklam yapalım diye bizi kiraladı. Evet, yoksul çocuklara falan hediyeler dağıtacağız. Yeah. Buyurun. Şu fritöz de sizin olsun. Patates kızartır yersiniz. Kullanılmış mı bu? Her tarafı bıcık bıcık yağ içinde. Yok abi, mekanizmayı çalışsın diye biz yağladık onu. Evet, güle güle kullanın. Sağ ol. Allah sağ olsun. İyi yırttık vallahi. Vallahi iyi yırttık. Allah, çok şanslıyız. Bak, açık pencere var. Yürü. Lan bana bak. Yük de hafif, paha da ağır. Ne varsa toplayalım, tamam mı? Hadi. Baksana. Abicim herhalde bu evde kimse yaşamıyor. Baksana iki sandalye bir masadan başka hiçbir şey yok. Demek ki yanlış adresteyiz. Evi götüremeyeceğimize göre duyalım. Destur. Kimsiniz? İmdat! Hırsız var! Karakol, polis, jandarma, silahlı kuvvetler! Dur lan! Bir köpüre köpüre bağırıyor. Görmüyor musun biz babayız? Şey babasıyız. Noel babasıyız. Babalara geldik. Babayız biz. İçeri nasıl girdiniz? Noel Baba nasıl girer içeri? Şömineden. Bacadan. Kapıdan. Bacadan. Kaçtan. Anne. Dur lan. Ne oynuyorsun? Oğlum biz Noel Babayız. Bir kere niyet etmişiz hediye vermeye. İğnenin deliğinden olsa geçer gireriz. Ana. Bize hediye mi getirdiniz? Televizyonumuz falan yok. Yatalım uyuyalım dedik. Yılbaşı bizim neyimize? İyi yapmışsınız. Ne ee? Bana ne getirdiniz? Noel babası. Ne getirdin bakalım yavruya? Televizyonları yokmuş be abi. Verelim gitsin ya. Ulan ver gitsin. Verelim. Sana televizyon getirdi Noel babaları. Çok teşekkür ederim. Hadi bu iyiliğinizin altında kalmak niyetinde değilim. Bir dakika bekleyin. Ben de size bir hediye vereceğim. Dur. Abi polis falan çağırmasın bu. Ağzını ayrı aç lan. Yavuz kalk oğlum kalk. Al sazını da gel kalk. Ne oldu baba ya? Noel babalar geldiler. Bize televizyon hediye ettiler. Sen de bir türkü söyle kalk oğlum kalk. Kalk yavrum. Hadi al. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Bu benim oğlum Yavuz. Met etmiş gibi olayım, sesi çok güzeldir. Bu yılbaşı için size bir türkü armağan edecek. Okusun abi. Sus lan, daha soyulacak çok ev var. Zahmet etmeseydiniz. Aşka boyun eğmek var mıydı? Geceleri uyku bölmek, yerli yersiz aşka gelmek, zamansız şehire dönmek, söyle var mıydı? Geceleri uyku bölmek, yerli yersiz aşka gelmek, zamansız şehire dönmek, söyle var mıydı? Söyle var mıydı? Aşka boyun eğmek var mıydı? Geceleri uyku bölmek, yerli yersiz aşka gelmek, zamansız şehire dönmek, söyle var mıydı? Geceleri uyku bölmek, yerli yersiz aşka gelmek, zamansız şehire dönmek, söyle var mıydı? Söyle var mıydı? Geceleri uyku bölmek, yerli yersiz aşka gelmek, zamansız şehire dönmek, söyle var mıydı? Geceleri uyku... Bunlar nereden çıktı? Ah, hayırlı geceler. Amirim nasılsınız? Hediyeleri dağıttık gidiyoruz. Aferin. Bizimle karakola kadar buyurmaz mısınız? Çok isterdik ama elimizde hediye kalmadı. Belki bizim size karakolda verecek bir hediyemiz bulunur. Sizin Noel Baba kılığına girmiş hırsızlar olduğunuzu biliyoruz. Nereden anladılar lan? Ya anlaşılmayacak gibi değil ki. Bu gece birçok Noel Baba kılığına girmiş hırsız ve yan kesici yakaladık. Bir daha sefere daha zekice bir şey bulun. Yürüyün bakayım. Yürüyün. Uyku bölmek, yerli yersiz aşka gelmek, zamansız şehire dönmek. Efendim, yılbaşında ışıkları söndürüp dilek tutmak adettendir. Adet yerini bulsun diye tutulan dilekler tutunca gözümüzün ışığı sönmek bilmiyor. Hadi millet, bir dilek tutun, 5 dakika sonra 2001'deyiz, tamam mı? Tamam mı? Ver ışığı açıp kapatacağım, hadi. Siz dilek tutmuyor musunuz? Yeni yılda milletçe ne tutacağımız zaten belli. Hiçbir dilek bunu değiştiremez. Hikaye bütün bunlar babacığım. Allah bilir Noel Baba gelecek diye de bekliyorsundur. Allah. Ne kaybederim ki? Bunca yıldır dilek tuttum, hiçbir şey çıkmadı. Bakarsın bu sefer tutar. He? Ya tutarsan? Hmm.
Baba. Yaktın söndürdün, ne oldu? Sayın seyirciler, hükümet toptan istifa etti. Başbakan yaptığı açıklamada kaç yıldır koalisyon ortağı partilerle uğraşıp didindik. Hiçbir konuda gelişme kaydedemedik. Mecliste bizden başka partiler de var. Yönetimi onlara devrediyoruz. Belki onlar bu işin içinden çıkabilirler. Kendilerine başarılar dilerim, dedi. Ulan helalim var be. Ulan ne biçim dilek tutmuşum. Hazır üstüm üstündeyken bir dilek daha tutayım. Ayol yeter artık. Kazık gibi dikilip durma orada. Otursana sofraya. Ay yaksana şu ışığı. Senin yüzünden çatalı gözüme soktum. Baba, alo, yaksana şu ışığı ya. Kime diyoruz? Alo! Ulan şu benim karıya bak be. Karı mı lan bu şimdi? Şunun yerinde bir manken olsaydı kötü mü olurdu? Mesela Cindy Crawford. Çok şey mi istedim ya Rabbi? Ama artık istedim bir kere. Kocacığım. Ha be? Bana mı dedin? Rüya olmalı bu. Ne rüyası bir tanem? Otur. Rakına buz koyayım mı? Rakı mı? Necla bana yasaklamıştı. İçirtmezdi. Ağzın kokuyor derdi. Yani ışıktan önceki karım. Koksun bir tanesi. Ben de içerim. Beraber kokarız. Sen de içer misin? Aman anneciğim, biliyorsunuz ben alkol kullanmam. Bilumum alkollü içkilerin hepsinden nefret ederim. Sen mi içkiden nefret edersin? Aman babacığım, zaman mı var? İşten eve, evden işe. İş? Sen ne zamandan beri işsiz güçsüz geziyorsun? Ulan bu yakıp söndürme numarası çok hoşuma gitti. Bak şimdi dur. Tamam. Bu sefer tutmadı. Süreyi ayarlayamadık galiba. Kemal! Aa patron! Ne o? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Ah nasıl sevinmem patron? Çok sevirdim ama ben sizi bu taraftan bekliyordum. Aa. Buradan gelince sayrola. Yok canım, önemli bir şey değil. Ya gazinodaydık arkadaşlarla, çılgınca eğleniyorduk. Birdenbire içimden müthiş bir şekilde seni görme arzusu uyandı. Kim bu kocacığım? Patronum, sevgilim. Karım. Efendim buyurun oturun. Ay oturamam, hiç vaktim yok. Hemen gazinoya dönmem gerek. Birazdan Rus revizi çıkacak. Kemal, karın da bayağı güzelmiş ha. Bak ben buraya niye geldim? Evet. Gazinoda birdenbire aklıma geldi. Ya bu Kemal dedim, benim yanımda uzun zamandır çalışıyor. Çok çalışıyor, çok da az maaş alıyor. İçim el vermedi, senin maaşına %50 zam yaptım. Yok, %250 zam yaptım. Zam mı? Evet, ayrıca bundan sonra şef oluyor. Şef? Evet Kemal, bundan böyle girenin çıkanın hesabını sen tutacaksın. Efendim, verin elinizi öpeyim. Estağfurullah. Eli öpülecek biri varsa o da sen ve senin gibi emekçilerdir. Sen ver bana o nasırlı ellerini öpeyim. Ben bu işi çok sevdim. SSK'da safra kesesi ameliyatınız için 2016 yılında gün vermiştik ya. Evet. Yarın gelin halledelim. Karınız mı? Evet, karısıyım. Karınızı da getirin. Hani hiç boş gün yoktu? Olsun, sağlık bu. Başka şeye benzemez. Gerekirse bir günde eve gitmeyiveririm. Tamam anasını satayım. Baba! Kemal, yavrum! Ulan ne güzel karı bu. Baba bırak karıyı, sen niye geldin onu söyle. Oğlum, senin eğitimine harcamadığım paralarla yedim, içtim, hovardalık ettim. Çok pişmanım, özür dilerim. Neyse canım, idare edip gidiyoruz, boş ver. Hadi lambayı kapat, annem beni sofrada bekliyor, gideyim. Elektrik çarpmış. Şu anda komada, sayıklıyor. Çok mutlu. Şu an ne görüyor acaba? Çalışma bakanımız da gelmiş. Buyurun, ne arzu ederdiniz? Aman lütfen ayaklarıma kapanmayın. Çekilin oradan. Maliye bakanımız da geliyorlar. Yıllar değişse de değişmiyor. Eskiden
Eskiden sadece garson bira getir, garson rakı getir denirdi. Şimdilerde ise onlardan yerine getirilemeyecek şeyler isteniyor. Ya Zülfikar, ne iyi ettik de geldik be. Etrafta ne güzel piliçler var ha. He? Piliç, piliç. Efendim, piliç mi arzu ediyorsunuz efendim? Evet, mümkünse. Arkadaşlar buranın piliçini çok methettiler de. Piliçlerimiz güzeldir efendim. Hayır, iki piliç nasıl az mı pişsin, çok mu pişsin? Çifte kavrulmuş olsun. Şöyle sarı saçlı, mavi gözlü, uzun bacaklı. Efendim, bir dakika, siz beni şey zannettiniz galiba. Affedersiniz, teessüf ederim. Şşş, gel, gel, gel. Şaka yaptık ya. Sen Allah ne verdiyse şu masayı bir donat, bir de bir büyük aç, tamam mı? Tamam. Hadi koş. Hayır, başla. Hop, 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 hop. Buyurun beyefendi. Çok pişmiş büfteğim vardı, ne oldu? Çok pişmiş deyince siz de benim pişiriyoruz. Ancak iki saatte pişer o. Sen versene şu kimliğini, ver bana. Ne yapacaksınız, memur musunuz beyefendi? Ver, ver, kimliği ver bana. Peki efendim, buyurun. Ara ki bulasın garson. Saatlerdir masaya uğrayayım. Kimliği burada bırakırsan mecburen uğrarsın. Ha? Peki efendim, geliyorum. Bir dakika beyefendi, geliyorum. Buyurun. Sizin Haydari ne oldu? Efendim? Haydari. Hayır, sen. Anlamadım. Hay hay efendim. Hay hay. Derhal haydarınızı ayarlıyorum efendim. Bak bak bak. Şşş efendim. Şu istek parçayı da ver bakayım. Tamam efendim. Hakim abi. Ulan ne oldu? Ne izliyorsun? Ha, bu devirde kimse şah değil, padişah değil. Ulan ne diyorsun? Ulan adamlar sanatçıdan şarkı istemişler. Yanlışlıkla onu okudum. Az pişmiş bir büftek ve haydari var. Ulan az önce götürdün ya büfteği. Ulan o balık değil miydi? Yok. Aa, müşteri yemeden yetişeyim bari, dur. Senin aklına ben ne diyeyim? Alo, baksana. Buyurun. Şu meyve tabağını karşıdaki masaya götür. Karşıdaki masaya? Neden efendim acaba, anlayamadım. Ne demek ben. Neden? Ya kanım kaynadı birden, olamaz mı? Ha, kanınız kaynadı, olabilir. Ha. Beyefendi, beyefendi. Efendim, şu meyve tabağını yan masadan yolladılar efendim. Niye yolladılar? Kanları kaynamış efendim size. Ulan yoksa masamdaki bayanlara mı sarkıyor bu at kuyrukları? Estağfurullah beyefendi. Şey mi ulan ben? Beyefendi ne münasebet, nereden çıkarıyorsun? Ne oldu, memnun kalmadı mı? Ama adam haklı. Kuru kuru meyve olur mu hiç? Doğru ya, bir viski götür oraya hadi. Efendim viskiyi ben götürmesem. Cins midir nedir ya? Parasını veriyoruz, götürmek zorundasın. Bakın meyveyi başıma getirdi. Viskiyi götürürsem gözüme sokabilir. Bir dakika beyefendi, bakar mısınız? Ne oluyor burada? Arkadaşlara viski göndermeye çalışıyorum. Bu garson kıllık yaratıyor. Beyefendi ne istiyorsa onu yap Şevket. Başla patron. Patron, viskiyi götürdükten sonra eğer bana bir şey olursa çocuklarıma iyi bak, tamam. Vallahi beyefendi, affedersiniz. Bir de ne var lan? Özür dilerim efendim. Size yan masadan mesela diyorum, yani misal olarak bir şişe viski gönderseler, hani göndermediler yani, misal olarak söylüyorum. Gönderseler acaba ne yaparsınız? Bilmem, bir düşünmem lazım. O zaman size yan masadan viski gönderdiler. Buyurun düşünün efendim. Beylere teşekkürlerimi bildir, al bunu da onlara ver. Başüstü efendim. Garson, rakıya buz istemiştim. Hayır, rakına da buzuna... affedersiniz efendim. Ne oldu? Şunu gönderdi efendim, çok teşekkür ettim. Selam. Neymiş? Sabıka kaydı. İki kişiyi öldürmüş, sekiz kişiyi de yaralamış. Şef, bunu altı numaralı masaya götüreceğim. Doğum günü kutluyorlarmış. Caniye'nin masası. Evet. Efendim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Servis yapıyorum efendim. Ben şarkı söylerken garsonların ortalıkta dolaşmasını sevmediğimi bilmiyor musun? He? Artık biliyorum efendim. Efendim, bu pastayı size yan masadan gönderdim. Gülmeyin lan. Üç kuruş için düştüğümüz duruma bak. İşi bırakıyorum artık. Olur mu ya? Bir defa kanunen işi bırakmadan 15 gün önce bildirmen gerekiyor. Tazminatını alamazsın yoksa. Hadi toparla kendini bakayım. Gelin, gelin temizleyin şunu. Şş, garson, bak bakayım. Buyurun. Bu viskiyi şarkıcının ayakkabısına doldur, getir, içeceğim. Yapamam efendim, hayır yapamam. Patrona söylerim ha. Hadi. Ha,
Bu mesleğin güzel yanları olduğu gibi böyle riskli tarafları da var tabii. Patron bana müsaade et, ben köyüme dönmek istiyorum. Saçmalıyorsun yahu. Biraz sonra 2001'e giriyoruz. Az daha dişini sık. Hesapları toplamaya başlıyoruz bile. Şef, 5 numara hesap istedi. 5 numara şu katilin caninin masası. Evet. Hayatta götüremem abiciğim, hayatta götüremem. Yahu patron olarak ben mi götüreyim, hiç yakışık alır mı? Kaç liraymış? 750 filan. Kaç milyon 750 filan? 750'nin kendisi milyon. Kendisi milyon. Ah, 2 tane çocuğum var patron. Vallahi daha elektrik süpürgemi taksidini bile ödeyemem. Hadi, hadi götür şunu bakayım. Götür şunu, götür şunu. Efendim, ne var yine? Meraktan soruyorum beyefendi. Acaba o 2 kişiyi neden vurmuştunuz efendim? Yani genel kültür olarak soruyorum. Mecburiyette. Tabii iyi etmişsiniz. Namus meselesiydi değil mi efendim? Yok canım. Bir lokantada hesaba itiraz ettim. İtiraz kabul edilmeyince ben de bastım kurşunu, bastım kurşunu, bastım kurşunu. Ne istiyorsun? Efendim şu fanide, fani dünyada kim derdi ki biraz sonra ben öleceğim? Buyurun hesap. Ver bakayım. İyi. Burayı çok sevdim ben. Yani hesaba itiraz etmiyor musunuz? Yok canım, o zamanlar param yoktu. Serde de gençlik vardı, o tabuka ateş ediyorduk. Kimse kıpırdamasın, bu bir operasyondur. Ha, sana 800 milyon liralık çek, üstü sende kalsın. Teşekkür ederim. İlk defa başıma bir şey gelmeden mutfağa gidiyorum. Hop, bir dakika. Hüviyetini göster bakayım. Hüviyetim efendim, şuradaki müşteriye vermiştim. Ah, gitmiş. Götürün bunu nezarete, hadi. Ama beyefendi... Hadi, hadi. Müşteriye, hadi. Buyurun amirim, arzunuz? Huzur operasyonu kapsamında eğlence yerlerini denetliyoruz da. Hay hay, buyurun. Amirim, 6 kişiyi gözaltına aldık. İyi. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ama bazı kötü durumların bile reklamı olabiliyor. Nerede kaldılar bunlar hanım? Gelirler bey, gelirler. Merak etme. Geldiler galiba. Kimmiş hanım? Davulcuyla Bekçi Bey bayramlaşmaya gelmişler. Bu filmin mutlu bitmesi sizin elinizde. Abi çocukları olduğumuzu söylemeye gene cesaret edemedik. Nasıl edelim oğlum? Yıllardır çalışıp didinip bizi okuttular. Ne yapalım? Üniversite mezununa iş mi var sanki? Ben annemi de babamı da çok özledim ya. Asıl bizi bu halde görmeleri yıkar onları. Nasıl ya? Bunlar da meslek değil mi yani? Ah ah, ne yapalım? Alın terimizle yaşamaya çalışıyoruz işte. Onlar da buna bir şey demez ama yıllardır okumuş olmamız, kendi mesleğimizi yapamıyor olmamız yıkar onları. Gidelim bari. Belki bir dahaki bayrama cesaret ederiz ha. Bu filmin mutlu bitmesi yönetenlerin elinde. Artık eğitimde fırsat eşitliği olsun. Ve eğitilene de bir fırsat verilsin. Yıllar değişse de... ...değişmiyor halimiz. 1000 yıl geçse de... ...biz daha çok bekliyoruz.
Sarhoşum gel servisleriyle evlerine servis yaptıran sarhoşlar nahoş görüntüler oluşturuyor. Lan sen kendine bak lan, zaten küp gibi içmişsin. Alan, ne biçim konuşuyorsun lan sen? Teker teker gel lan, tekerlek. Lan Noel, Noel, belanı arama. Ulan bir otlarımını bir çakarım görüyorsun. Allah'ın sırrı, yukarıdan bakıyorsun, adam mı oldu lan gökyüzünden aşağı doğru? Böyle de nail mail takmam ben, anladın mı? Ben anahtarımı takarım, takamam. Nerede lan bu delik? Nereye kaçtı lan? İşte araçlar, işte kapı sapı. Niye yürümüyor lan bu, delinmiyor bu? Kardeş, şu kapıyı açamayan bana bir el atar mısın ya? Ulan ne biçim iş, niye açamıyorum ben bunu ya? Abicim siz açın. Sen açtın ya. Niye bana açılıyor bu kapı? Onu benden bir alıp veremediği mi var abicim? Ya içeri doğru itersen açılmaz abicim. Ya ne biçim öyle bilmiş görüşüyorsun, adamın kafasını bozuyorsun lan. Hadi yere git, sarhoş musun nesin ha? Bilmiyorum lan senin açtığın kapıya. Ben kendi açtığım kapıya biniyorum ulan. Hadi bakalım. Oh. Ana, direksiyon yok lan. Çalmışlar. Polis! Polis! Help! Direksiyonu ön tarafa taşımışlar lan. Hayda, yanlışlık lan. Arka koltuk bana oturmuş. Dur düzelteyim. Hop, atla bayan, gel götüreyim, gideceğin yere bırakayım. Gel. Ne diyorsun lan sen dümbük? Ulan gel şöyle bir dakika, şuraya gel. Sen benim muhatabım değilsin, ben senden konuşamam arkadaş. Ulan sarhoş olmasan şimdi leşini sererdin buraya. Ulan ne biçim leş gibi alkol kokuyor. Allah cezanı versin. Ulan Hergel, o benim karım. Nikahlı ailem. Ne malum ulan? Nereden belli? Uyma Sedat. Görüyorsun adam ayakta duramıyor. O benim kocam. Hadi kardeşim bin arabaya, siz bin. Siz böyle yaparsanız bu memlekete kadın hakları biraz zor gelir abi. Hadi lan. Ulan ne biçim iş. Ne kolaylık lan. Başkaya nikah bir kere. Ondan sonra hayatının sonuna kadar ne güzel. Ne bekliyoruz ya? Dolmasını bekliyor herhalde. Arkaya dört diyelim, gideriz. Ulan bu benim arabam ya. Nasıl çalışıyor bu? Direksiyonu ikiye takıp vitesi şeyimize mi sokuyor, cebimize mi sokuyor? Nereden çalışıyor lan bu? En iyisi ben polisi arayayım arkadaş, gelsin beni alsın. Alo, polis mi? Sarhoşum, gel beni al. Manyak mısın be kardeşim? Şimdi polise haber vereyim de görsen. Ulan çağır, ben de polis çağırıyorum zaten. Kapat, yanlış numara. Alo, çok sarhoşum, polis, gel beni al. Nerede miyim? Tarif ediyorum. Yol var. Önümde yol var. Yoldayım. Yolda taşlar var. Kenara çekmişler, kaldırım taşı olmuş. İşte Allah'ın cezası. Hey uyan. Hop alo. Alo. Sarhoşum gel. Geldim. Ya geldim diyorsun hala, telefondan konuşuyorsun. Alo. Geldim yahu, buradayım. Ya bağırmana gerek yok kardeşim. Ay. Memur bey, ben de şimdi sizinle telefonda konuşuyorum. Ya şimdi canlı olarak konuşabiliriz kardeşim. Doğru dürüst bir adres veremedin, her yerde seni aradım. Ulan ben bir de aramam, beni arayan yok diye Tanrı'ya gocunuyorum, iyi mi? Vallahi billahi esef ederim ya, ben arayanım var, ben çok nankörüm yani. Köknarım. Köknar ne lan? Ben çok köknar deyince nankörü yaklaşıyorsun bak öyle. Köknar. Beni de kendine benzettin ya. Arkadaş sen adam akıllı sarhoştun galiba. Seni niye çağırdım sanıyorsun? İçince canı polisle sohbet çekiyor sanıyorsan tanma. Ehliyet ruhsat görebilir miyim? Ben gördüm, anlatayım sana, boşuna yorma beni. Ver dedim.
Ulan günde binlerce ehliyet ruhsat görmekten bıkmadınız mı be? Ulan ne tuhaf herifler oraya. Peki kalsın. İn arabadan. Sen arabaya gel, burası daha rahat. Bana bak. Ne var be, ne var? Lan küçükken de babam bana bak, bana bak derdi be. Sen baba mısın, buna bana bak, bana bak diyorsun. Sana baba diyebilir miyim anne? Ulan herif dut gibi ya. Evet dut gibiyim, hadi ineyim de silkele beni. Sen bir alemsin ya. El alem arabasının üstüne babam sağ olsun yazar, sen polis yazdın üstüne. Tövbe estağfurullah. Gir ya şu arabaya. Tamam, giriyorum. Evin nerede? Bize mi geliyoruz? Ani yolda mı artık, Allah ne verdi? Noel babayı keser yeriz. Nasılsa her türlü eti yemeye alıştık. Ya adresini söylesene be kardeşim. Şimdi biliyorum adresi de, birdenbire sorunca çıkartamadım tabii. Ne de olsa insan şaşırıyor ya. Allah'ım nedir benim günahım ya? Yılbaşını evde ailece geçirmek varken nöbete kalıyorum. Evet. Evet, neydi benim adresim ya Rabbi? Hay Allah'ım, cevap bekliyorum ya. Vallahi emin değilim, ben yarışmadan çekilmek istiyorum Kenan Bey. Lan şimdi kafayı yiyeceğim ha. Kafa tek başına yenmez. Yanına bir dublör hakkı söyleyeyim ben. Hatırladım. Tamam. Aman hadi. Aman çok şükür ya. Devam et abi, hatırladım. Şuna vuran orası. Burası olduğundan emin misin? Şansımı denemek istiyorum Kenan Bey. İyi hadi gir bakalım. Hadi bakalım. Oo buyursunlar abicim, hoş geldin, geç. Tamam kardeşim, tamam biz yanlış geldik, tamam. Hadi yürü. Bir dakika ya. Benim şu masayı gözüm bir yerden ısırıyor. Tamam tamam, oh. Gel gidiyoruz, hadi gel. Ya bir dakika, aşkın nur yengeyi dinlemeden ölüm çıkar benim buradan. Ben bu kararı Fatih, damarlarımı kessen aşkın nur yenge. Abicim otur, 5 dakika sonra gidersiniz. Tamam tamam, hadi yürü gidiyoruz. Ya istemiyorum seni, zorla güzellik olur mu ya? Haydut olsun. Yolun başından beri asılıyor ya. Tamam peki. Bir gün olsun kollarıma.
sefer doğru adres değil mi? Her şeyi ayarlarım. Bak gene işletiyorsan beni, vallahi vururum seni, kim vur diye gidersin. Ah, sen sus faili ve çöller konuşsun. Yürü. Burası düpedüz içkili gazino kardeşim. Eve benzer bir hali var mı buranın? Var. Var. Burası eskiden ev. Bütün buralar bostanlıkta, şu herifin oturduğu yerde de hıyar var, hıyar. Lan sen bana hıyar mı diyorsun? Ben sana hıyar diyorum. Lan herkes beni duysun, ben bu herife hıyar diyorum. Sen hop 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 hop. Hop 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 diyor memur, duyuyor musun sen ha? Bunun bir düğmesini kopartmak 6 aydan başlar. 2 düğme 12 ay, 3 düğme 18 ay. Kaç düğme var abi? 5. 5 adam üstünde 6 aydan 3 yıl takıyor. Ne haber taşıyor? Hadi sıkıntı söksene, sök hadi sıkıntı. Hadi ya hadi yürü yürü yürü. Yersene yürü lan, başka laf gülmesin abicim ya. Bir soluklanacağız, bir şey içeceğiz. Otur lan. Otur beyefendi, otur. Buyur, garson. Etrafı bu ip... Tamam beyefendi, tamam. Şuna bir soda ver, bize de sofrayı donat. Sofrayı donat, ip ne? Yahu gel kardeşim, tamam beyefendi. Hoş geldiniz. Garson, sofrayı donatma. Donatma. Benden abicim ya, ben ısmarlıyorum. Hesabın lafı mı olur, abimiz memur, bizdendir o. Tamam, otur abi, otur. Tamam, tamam, peki oturalım. Yavuz Bingöl söylemeseydi ben burada oturmazdım ya. Severim ben onu. Ben de kurban olurum ona. Bak neyleyim karşımızda ölüm. Ölüm dedikleri kanlı zalim var. Ne ağlayıp ne gülecek halim var. Yürekte yaralar türlü türlü. Yusuf Tarap dalım ben de böyle. Emir Hak'tan... Şerefet! Gene mi içiyorsun be kardeşim? Ya Yavuz ağzına içiyorum ya ula. Derdim çoktur hangi birin diyemeyim. Yürekte yaralar türlü türlü. Bravo! Bravo Yavuz abi! Bravo abi! Bravo! Bravo, bravo abi! Evet, Yavuz Bingöl'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de karşınızda kıvrak dansöz, kısrak Athena! Senin gibi karım olsun, 50 milyar borcum olsun yavrum. Oh. Bir temizlik işimiz var. Lan, kıyar. Ya evin karısının Mehmet'ine okşamaya utanmıyor musun? Sen manyak mısın? Otur beyefendi, otur. Bak bu benim dayım. Dayım bu benim dayım. Seni götürür merkeze, öptürür herkese. Bana gider. Tamam, gidelim, hadi gidelim. Dayıcığım affedersin. Hadi yürü. Ne bakıyorsun lan? Size bakmadı ki beyefendi. Sana bak. Yahu yapma, aa, yürü. Sen niye bakıyorsun? Bana bak. Hadi kardeşim, bırak. Bir daha yürü. Hadi yürü. Aa, İşte benim evim Murat. Emin misin? Eminim abi. Çok şükür ya. İstanbul'un altını üstüne getirdik. Sonunda evini hatırladın. Evimi hatırladım. Ben hiç unutmamıştım ki. Evimin burası olduğunu biliyor musun? Ayaklarım beni getiremedi. Sen şimdi bana neden diyeceksin? Şundan yengen ben işsiz güçsüzüm diye aldı çoluğu çocuğu terk etti gitti beni. İyi mi? Ya işim gücüm yok zaten. Kimim kimsen de yok. Ondan sonra öyle saf gibi ortada kalıyorum. Ben de sıkıntıdan işten bir köpek öldüren anlıyorsun. Allah razı olsun abicim. Sayende çok güzel bir şey bayramı
yılbaşı bayramı geçirdik. Allah sana da öpeyim geçsin abi. Bir göz atalım. Gülerek 532. Geber köpek! Beni şad et, şad diye başın için. Yapmayın dedim! Majesteleri. Irzına geçmediğin bir kız kulesi kaldı. Kaşımızın kılı kadayıf oldu. Hala aynı yerdeyiz. Sağ serbest. Serbest, serbest. Seninle evleneceğim. Keşke Noel Baba ile evlenseydin. İyi seneler diliyorum ve Noel Baba'yı. Bir kara kaşım, bir kara gözüm, değer dünya malı. Bir dil öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, düş dedi. Cüzdanı boşalt, cebini del. Bir Noel Baba aranıyor. Hadi bakalım. Güle, kuyuda bak. Yanakla. Dur. Başlarım. Gözünden. Canım burnunda zaten. Canım burnunda. Dur. 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 Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. De. Dur. Bir sabun daha yapacağım. Dur lan. Gebertirim. Yaptırma. Ulan sinirimi kaldırma dar zamanda. Şimdi niye çocuğu yıkıyorsun ki? He, 4 aydır su yüzü görmüyor kafası. Bugün sular aktı tabii yıkayacağım. Çıkıyor musun? He, çıkıyorum, bir mahsurum vardı. Merak etme, kal demeyeceğim. Karakaşına karagözüne aşık değilim senin. Eskiden bayılırdım benim karakaşıma karagözüme ama önemi yok. Bilmem farkında mısın? Bu gece yılbaşı. Ah, yeni yıla giriyoruz. Yeni yılın kutlu olsun saniyeci. De! Kuru kuruya mı kutlu olsun? Bir yılda bir çam al be adam. Hediyeler al, öteberi al, bir şeyler al. Ya biz ay başını zor getiriyoruz, sen bir de yılbaşı tutturuyorsun saniye. Var da mı almıyoruz? Niye yok? İş burada, çalış. Benim öbür kadınlardan neyim eksik? Ben de hayat yaşamak istiyorum. Saniye eksiğin yok, fazlan var hayatım. Ben seni aldığımda 35 kiloydun, şimdi maşallah 80 oldun. Beni dert şişirdi beyefendi böyle, dert şişirdi beyefendi, dert! Dert etme şunu saniye, bırak rahatına bak, iş buldukça çalışıyor işte, ne var? Baba bugün yılbaşı biliyor musun? Biliyorum, az önce annen iğneledi. Hediye alacak mı bana? Ya ne demezsin, hediyeleri boğacak bizi. Boğacağım tabii fakat... Paran yok. Sen kim 500 milyar ister yarışmasına katılsana. Maşallah her sorunun cevabını biliyorsun. Olsun, sen bana hediye almasan bile Noel Baba zaten bana hediye getirecek. Yavrum! Seninle evleneceğim. Keşke Noel Baba'yla evlenseydim. Hiç olmazsa çocuğuma hediyeler getiren bir babası olurdu. Dersimi erkenden bitirip Noel Baba'yı bekleyeceğim. Çok beklersin. Uykum gelene kadar bekleyeceğim. Görürsünüz, gelecek. Kayıt hazırlayayım abi. Tazele tabii lan. Bayat çayları veriyorsun, midemizi kaynatıyor oğlum. Oho, sen de otur burada tombul tereke. İş buldum sana. Yılbaşı gecesi Noel Baba arayan bir şirket var. Ne yapacaklarmış lan Noel Baba'yı? Lan yılbaşı gecesi zengin evlerine gidip zengin çocuklarına hediyeler dağıtacaksın. Lan ben hediye bulsam kendi çocuğuma veririm oğlum. Ya sen de hepten salak çıktın be Zekai abicim ya. Ya hediyeleri gittiğin zengin evinden verecekler abicim. Sen sadece onları dağıtacaksın. Hem bu iş için 30 milyon lira alacaksın abi. 30 milyon mu? Lan hala adam arıyorlar mı? Ulan yavaş oğlum, uyandırma kimseyi ya. Al, şu adresi vereyim sana. 30 milyon lira ücret alacaksınız. Arkadaşlar giyeceğiniz Noel Baba kıyafetlerini verecekler. Saat 10'da vereceğimiz adrese gideceksiniz.
Giderim efendim. Yalnız acaba ücreti peşin almak söz konusu mu? Söz konusu değil. Hiç değilse bir kısmını. Malum yılbaşı, bir de ufak oğlum var, ellerimden öperler. Hani hediye falan. Mümkün değil. Parayı yarın alacaksınız. Özür dilerim. Ben iyi seneler diliyorum ve Noel babayım. Noel baba. Noel baba. Hiç belli olmuyor. Noel baba. Affedersin Noel baba, sen bir parça geç kalmadın mı? Ne gibi efendim? Ben çocukluğunda tam 10 yıl seni bekledim. Bir yılbaşında gelirsin de küçük bir oyuncak getirirsin diye. Nerede? Semtimize bile uğramadın. Evet haklısınız ama ben daha yeni aldım efendim bu işi. Yoksa sen şirketin gönderdiği Noel baba mısın? Evet, şirketin gönderdiği. Tamam, tamam. Sen buyur otur. Tamam. Şunu da al, çocuklara dağıtacağın hediyelerin çuvalı. Burada bir parça bekle, sıran gelince ben sana haber veririm. Tamam efendim. Pardon, kimmiş gelen? Canım, Noel Baba kılığına girmiş ipsizin biri. Beyefendi, Noel Baba geldi efendim. Biraz beklesin. Vay işte. Yeni yılın hepimize yeni yeni ufuklar açması dileğiyle. 2000 yılı benim için pek parlak geçmedi şahsen. Koca bir bankayı yönetmek kolay mı şekerim? Battı balık, yan gitti misali. Battı bankam, yan gitti. Senin devletin sağ olsun be babacığım. Bir tane daha kurarsın. Yeni bir bankanın şerefine. Bakalım belediye bu yıl hazine arazisi üzerine yaptırdığım 1500 villa için ruhsat verecek mi? Ay verir vermesine de sen de bir iki villa hediye et adama. Sonra nasıl olsa şantajla geri alırsın. Asıl benim halim ne olacak yeni yılda? Borsa malum. Bir aşağı bir yukarı. Hatta iki aşağı bir yukarı. Aman canım, ipler senin elinde nasıl olsa. İstediğin gibi dalgalandırıyorsun. Küçük yatırımcılar sağ olsun. Vallahi hiç şikayet etmeye hakkınız yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar gaflet uykusuna dalmış bir halk... ...ve vurdum duyma siyasiyi bir arada bulamazsınız. Nankörlük etmeyin. Çok doğru buyurdunuz beyefendi. Sermetciğim. Saat 10'u geçiyor, çocukların uykusu geldi. Noel Baba hediyeleri dağıtsın artık. Aa sahi. Canım baksana. Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba. Söyle Noel Baba'ya hediyeleri dağıtsın. Başsın. Dağıtsın. Beyefendi, Noel Baba... Ne diyorsun? Skandal! Bari ne zekayı? Lan sus! Noel baba oldum ben oğlum. Al şunu çocuğuna ver. Şunu da karına ver. Daha bütün gece konduları dolaşacağım. Ay senden Allah razı olsun. Şu gece de sevindirdin ya bizi. Allah da seni sevindirsin. Hayırdır, ne bu hal geceli bu saatinde? Koşma, ben Noel baba oldum oğlum. Al bunu çocuklara ver, sevinsinler. Hadi eyvallah. Sağ ol baba be, sağ ol. Hediyelerin hepsini dağıttım ama ben de bittim. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kendi evime geldim yarabbi. Kaldır lan ellerini. Zenginden oyuncaktan çalıp utanmıyor musun he? Oğlan oyuncak diye tutturdu, anlıyor musun? Onu sevindirmem lazım. Anlıyorsun, anlıyor musun? Ulan sabahleyin benim oğlan da benden oyuncak istemişti ama alamamıştım. Gir hadi içeri ama bir oyun yapma. Sağ ol be polis abi. Dastana, danalar girmiş postana. Ulan uyusana, kapasana gözünü, ne bekliyorsun? Nahil baba gelecek. Nah gelir, uyu! Koptu ayaklarım, mohini! Saniye! Ay, öcü! Öcü değil, saniye, Noel baba. Zekai, sen baba mı oldun? Anne bak, anne bak, Noel baba geldi. Bunlar senin, bu da senin hayatın. Parfüm mü Zekai? Yok, viski içersin, ben artık gitmek zorundayım. Bye bye. 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 Hırsız! Yazıklar olsun sana. Bir tek dürüst insan kalmamış ülkede. Bunlar böyle yaparsa tabii ki kalkınamayız. Hırsız seni!
utanmaz. Şu güzel ülkede senin gibiler yüzünden insanlar namuslarıyla yaşayamıyorlar be. Böylelerini sallandıracaksın ki diğerleri de örnek alsınlar. Bak ben namusumla uşaklık yapıyorum. Elin ayağın tutuyor. Çalışsana. Şunun suratına tükürmek istiyorum. Getirsenize bana. Getireyim. Değmez şekerim. Tükürüğüne yazık. Değmez. Bir küçücük oyuncağa tenezzül ediyorsun be. Parsel eylemişler her dünyayı. Bir dikili taştan gayrından kaldı. Yıllar değişse de değişmiyor halimiz. Bir bin yıl geçse de biz daha çok bekleriz. Başımıza gelen pek çok şeyden ders alırız. Şimdi dertsiz başına dert alan bir adamı getiriyoruz ekrana. Ya ne oturuyorsunuz? Hazırlansanıza. Ne hazırlanması Kazım? Bu gece yılbaşı. Ya sürpriz yaptım size. Gazinodan yer ayırttım. Bana kalırsa oh demen lazım. Kızım yer ayırttım ya. Ama çocuğun öğretmeni gelecek. İngilizce dersi vardı. Yahu yılbaşından başka gün mü kalmadı? Ama yılbaşından sonra sınavlarım var. Canım bugün de yapmayıver. Arayın öğretmeni gelmesin. Ama geldi. Canım bugün gitsin yarın gelsin. Affedersin de pardon de. Merhaba, iyi yıllar. Ana, bu mu lan öğretmenin? Evet baba, hoş geldiniz öğretmenim. Ah canım, samimi kız gecelikle gelmiş. Aa, kusura bakmayın, dersten sonra bir partiye katılmam gerekiyor da. Öğretmen hanım, sizi buraya kadar yorduk ama bugünkü dersi başka bir zaman alabilir miyiz? Tabii olabilir, neden olmasın? Hayır olmaz. Lütfen içeri. Canım gitmeyiveririz. Çocuğun dersi çok daha önemli. Gel buraya otur. Yani ülke olarak AB'ye girerken oğlan tek başına dışarıda mı kalsın? Hoş geldiniz. Mersi. Mersi diyen dillerini öğrenebilir miyim? Fransızca da biliyorsunuz demek ki. Oui. Oui. Geç çocuğun masaya zaten geçmiş. Aç çocuğum kitabını zaten açmış. Nesrin. Hadi misafirimize bir şeyler ikram edelim. Buyurun, kara üzüm happesi. Sen ne arıyorsun orada? Tam olarak hani oğlan ders alıyor ya... ...bakalım kız dersini iyi veriyor mu diye bakıyorum. İyi. Evet, this is a book'ta kalmışsınız hocam. Evet, this is a book. This is a book. Evet. What is this? This is a book. Aferin. Güzel. Güzel verdiniz dersi hocam. Allah'ım ne güzel şey. Var? Yani kültür. Kültür. Bütün dilleri konuşmak ne hoş bir şey. Bölmeyeyim ben sizi. Siz devam edin. Evet, bugünlük bu kadar. Happy New Year Mertciğim. Size de öğretmenim. Aa, zengin kalkışı. Gitmeyin. Yeni yıla birlikte girelim. Aa, mümkün değil. Kusura bakmayın. Bir partiye katılmam lazım. Ama benim de hemen çalışıp İngilizce öğrenmem lazım. Öğrenmek istiyorum. Hemen şimdi. Nereden çıktı bu? Ne yapacaksın sen bu yaştan sonra İngilizceyi? Sana ne? Globalleşeceğim. Dünyaya açılacağım. Yurt dışında ikili temaslarda bulunacağım. Bir lisan bir insan, iki lisan mükemmel insan. Lütfen öğretin bana. Lütfen. Lütfen. Please. Yes, okay. Buyurun. Okay. Ders çalışıyor, siz ne duruyorsunuz? Hadi çıkın. Ders çalışırken yanımda adam istemem. Gel oğlum. Please, hocam. Evet hocam. Yes, Mr. Kazım. Yes. This is a cat. Aa, cat. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Bir dil öğretenin 40 yıl kölesi olurum.
This is a book. Oh, this is a book. Ben esasen hemen konuya girmek istiyorum. Yani seni görür görmez vuruldum. İçimden böyle kaynar sular döküldü. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de sizden çok etkilendim. Ah, sahi mi söylüyorsun? Yes, yes. Ne kadar iyi, ne kadar. Ama siz maalesef evlisiniz. Married. Kim? You. Kim? You. Kim? We. We, we olur mu öyle şey? Hiç benim için mühim değil. Evlilik söz konusu bile değil. Hadi boşadım, boşal, boşal, boşal. Bitti. Manen boşadım. Tatilden sonra da madden boşarım, olur biter. Bak, ekonomi seni görünce dilim dolaşıyor. Ekonomik durumum da iyi, madden de bekarım. Oh, very good. Good, good. İkribedik ama o kasetlerden de Almancam biraz var. Good. Evet, Almancayı biraz ilerletmek istiyorum. Yeah. Hadi. Oh, no, 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 no. Yes, 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 yes. No, 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 no. Yes, 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 yes. No, no, no. Niye no? Oh, no, no, no. Siz çok acele ediyorsunuz. Ben ilişkimi zamana yaymak isterim. Vakit yok güzelim. Ömrümün en delikanlı yılları transit geçti. Vakit yok. Dört dalı sevişmek lazım. Yani bir an önce dil öğrenmem lazım. Yani dil dile değmeden dil öğrenilir mi? Öğrenilir tabii ama biraz uzun sürer. O kadar vaktim yok benim. What is this? This is a hair. This is my hair. Yes, this is a bat. Baba. Ne oluyor? Dersim bitti. Öğretmenim gidiyor. Biz de çıkabiliriz artık. Happy New Year beyefendi. Öğretmen hanım, sayenizde en iyi yılıma girdim. Acaba ben de bu saatten sonra İngilizce öğrenebilir miyim? Tabii canım, istedikten sonra neden olmasın? Sevgilim, ben İngilizce öğrenebilir miyim? Saçmalama Kazım, ne yapacaksın sen İngilizceyi? Çocuk öğrensin yeter. Peki. İyi yıllar. İyi yıllar. Bye. 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 Aşk, nefret, ihtiras, King Kong, hırs, tırs, hepsi bir yerde. 32 kısım tekmili birden Türk filminde. SF Film sıkılarak takdim eder. Gülcan 20 yaşlarında, güzel ama talihsiz, namuslu ama terbiyeli, dikiş dikerek sekiz boğaza bakmakta olan genç bir kızdır. Babası kör, annesi yatalak, kardeşi veremli, dayısı şarbon, amcası uyuzdur. Gülcan kızım, yemiyor, içmiyor, boynuna dikiyorsun yavrum. Yemeden içmeden kesildin, durmadan dikiyorsun. Biraz yemek ye çocuğum. Bırak diksin, köpek gibi bakmak zorunda bize. Şu amcam çok uyuz baba. Ne yapsın kızım, o da bir hastalık, elinde değil. Tahin oğullarının malikanesinde bambaşka bir dünya yaşanıyordu. Önder Tahinlerin en büyük oğlu, ki bir tane oğulları vardı zaten, gününü gün ediyor, sevgililerini gece ediyor, mamafi hayatını hovardalık ederek kazanıyordu. İllallah, seninle ne yapacağımı bilemiyorum. İstanbul'da kız olarak ırzına geçmediğin bir kız kulesi kaldı. Enerji fazlası var baba, ne yapabilirim? Evleneceksin. İşlerim iyi gitmiyor. İşleri iyi giden Hulusi Bey'in kızıyla evleneceksin. İyi de onun sadece bir kızı var baba. Evet, kızın pek güzel olduğu söylenemez ama babasında para tezek gibi. Evleneceksin. Derken bir gün... Affedersiniz. Affederdim ama Sezer'den dönmez inşallah. Allah'ıma aşık oldum galiba. Ne dediğimi bilmiyorum. İsterseniz bir yerde bir şeyler içelim. Üstüne şu rahat şeyi giy. Ben kendime bir içki hazırlayayım. Eve geciktim. Daha dikmem gereken bir sürü elbise var. Sen üzülme. Ben dikerim. Önder. 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 Aa, bir not bırakmış. Ama kalın not bırakmış. Bir başından bir sonundan okuyayım bari. Tadına baktım, çifte kavrulmuş çerez gibiydin. Çok iyiydin, beni unut. Kirlendim, mahvoldum. 9 aylar ve 10 günler geçmiş. Gülcan'ın karnı şişmiş davul olmuştu. Kilolarına dikkat et yavrum. Bak, bu yaşta göbek yaptın. Kilo işi değil bu. Biri bunun işini bitirmiş.
Evden çıktığım var bunun. Bence dikiş makinesinden gebe kalmıştır bu salak. Oğlu ise doğmakla kalmayıp serpilmişti bile. Topanca top! Top sensin, it oluyor. Size baba diyebilir miyim amca? Anana bağlı. Anan güzel mi senin? Fakat kader hiperaktif çocuklar gibi durduğu yerde durmuyordu. Önüne baksana be kadın! Kör müsün? Vallahi yedirdiklerinde hiçbir şeysi yoktu hocam. Hastane ortamında gereken her türlü mikrobu almış. Biz de elimiz değmişken tüm iç organlarını alıverdik. Şimdi tın tın çın çın ötüyor. Tahmin ediyorum çok güzel sesi var. Dinlemek ister misiniz hocam? O halde açın ağzını da bir dinleyelim bakalım. Güzel bir kadın sesi duyuyorum. Nereden geliyor bu ses? Şu karşıdaki hastanenin 3. katından geliyor efendim. 211 numara. Derhal beni oraya götür. Geldik efendim. 211 numara. Nereden çıktınız? Siz de kimsiniz? Ben kralım. Gazinocular kralım. Viyadük'te duydum sesinizi. Çok güzeldi. Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim majesteleri. Sizi meşhur ederim. İster misiniz diye sormuyorum. Çünkü bütün yerli filmlerde gelenektir bu. Buyurun. Bu da kartım. Allah'ım, Allah'ım kısmetim ayağıma geldi. Yar saçları. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman?
Helal olsun sana Gülcan'ım, at da avrat da helal olsun sana Gülcan'ım. Benden at, avrat, bir de Cherokee. Ah! Efendim bu mermiyi size karşı masadan Mehmet Bey gönderdi. Afiyet olsun. Olsun. Ölen ölür, kalan sağlar müşteridir. Şunlara bak, ne de güzel eğleniyorlar. Bu akşam beni nasıl buldunuz? Bak, seni gözüm tuttu. Daha çok sağ gözüm tuttu. Çünkü sol gözüm tutamaz. Takma. Senden önceki az solistin sevgilisi çıkardı, cam taktırdı. Böyle güzel okursan, biraz da açılıp saçılırsan paraya para demezsin. Sevdim seni. Sen de beni sev. Senin dostun da öbür gözünü oysun. Hadi git. Oku, oku ve yüksel. Tamam, yükseliyorum majesteleri. Öndersen. Aman Allah'ım, kör oldum galiba. Seni hastaneye götürmeliyim. Allah'ım, arabayı çalıştıramıyorum. Bu kez duran aracı arkalarından biri vurmuştu. Ne acıdır ki? Körlükleri bulaşıcıymış. Hastanede herkes kör oldu. Kör ve namuslu. Bu ne rezalet? Apansit için hastaneye yattım, kör oldum. Canım, bulaşıcıymış. Ne yapalım? Mahmut Efendi. Buyurun başhekimim. Benim gözüm ne olacak? Dur bir dakika. Hastanedeki herkesi topla gidiyoruz. Nereye başhekimim? Tıp bu körlüğü çözemiyor. Hep birlikte E5'e gidip kendimize arabaları arkadan vurdurtturacağız. Bu arada kötü adam da boş durmuyor, Gülcan'a yapacağını yapıyordu. Siz de kimsiniz? Gözleri açıldı ama birisi gizlice gelip onun ses tellerini çalmış. Yani artık şarkı söyleyemeyecek mi doktor? Yok söyleyecek. Söyleyecek fakat adam onun ses telli yerine yabancı ses telleri yerleştirmiş. Alo, bu sevgilinin ses telleri elimde. 100.000 lira nakit, bir uçak, bir jet ski, bir pilli radyo, yarım döner ve bir bardak ayran istiyor. Lan polise haber verirsen ses tellerini birbirine dolaştırır, düğüm yaparım. Alo, alo, alo. Lanet şebeke gitti. Alo. Ne çalalım? İşte istediğin para ve uçak. Güzel. Kimse kıpırdamasın Türk polisi. Ey ahbap sakin ol ha. Tamam ha. Aramıza Amerikan polisi karışmış. Sen de kimsin? Ender. Thank you.
Hay Allah, kaç kere söyledim. Yerli film kahramanlarının bünyeleri zayıf oluyor. En ufak bir çarpışmada kör oluyorlar. Biraz yavaş sarılsanız. Evet, nihayet sevenler kavuşmuştu. Kör kör yaşayıp gittiler. Bu körlüklerin neticesi nice seçilmemesi gereken siyasiyi seçip başlarına getirdiler. Ömürlerinin sonuna kadar mutlu olmasalar da umutla yaşayıp durdular. SF Film sabrınıza şaşarak teşekkür eder. Yıllar değişse de değişmiyor halimiz. Bir bin yıl geçse de biz daha çok kendilerine sürekli numara yapıldığı için vatandaş artık hiçbir numaraya gülmüyor. Ya gülen insanlar resmi çekmek istiyorum. Hiç kimse gülmüyor. Sabahtan beri bir tane bile çekemedim vallahi. Kolayı var hocam. Sen onlara 532 de gülerler. Sahi mi? Sahi tabii. Sen bir de bak nasıl gülerek poz verecekler sana. Sen şimdi bir 532 de bakayım bana. 532. Yok yok, gülerek gülerek 532. Gülerek 532. Bir dakika. 532 de resmini çekeceğim. Ne 532'si ya? Ya bildiğimiz 532. 0532 işte. Ha, sen yanlış biliyorsun. Onlar 550 kişiler. Hani Ankara'da mecliste oturuyorlar ya. Tam 550 kişi ama hepsi gözümde sıfır. Ulan nereden aklıma getirdin? 532. Ne 532'si? Ya 0532. Söylesene 532 de resmini çekeceğim. Resmimi mi çekeceğim? 532'den mi satacağım? Sen satıcı mısın yoksa? Sen ne demeye getiriyorsun lan? Ha? Ne demeye getiriyorsun? 532. Hadi abicim değil mi? Ne 532'si ya? Nerede 532? Daha henüz 132. Ana 132 ne abi? Asgari ücret, 5 nüfus. Asgari ücret 132. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Ben hangi yüzden güleceğim ha? Ama 532. Hayır, hayır. 132. 132 lan. Bak abicim, 532. Hadi 32 dişini göster de gül abicim ya. Neyin 532'si bu? Ya o telefon var ya, onun 532 işte. He, hani 3 konuşuyoruz da faturası 5 geliyor. İçinde de acayip vergisi var değil mi bunun? Ona mı güleceğiz? Gelsene lan sen buraya. Ona mı güleceğiz lan? Hayır yapma! Nasıl gülüyorlar değil mi 532 deyince? Sen de söyle bakayım 0532 ha? Hadi. 0532 ha? Ha ama gülerek abi. Gülsene abi. Abi gül diyorum ya. Niye gülmüyorsun abi? Allah! 532. Kolaysa sen gül. Aşkın gözü kördür ama kulağı sağır değildir sayın seyirciler. Haydar abi bir çay versene. Hayırdır Cemre, sıkkın gözüküyorsun. Sorma ya, sorma. Bir manitaya tav oldum. Benim varlığımdan, varlığımı ona armağan ettiğimden bile haberi yok ya. Oğlum konuşsana, açılsana. Oğlum hatundan konuşabilmek için paranın olması lazım. Yani paran kadar konuşabileceğin cinsten kadınlardan. Zengin yani. Mercedes'ten inip eve girince bende öyle bir intiba uyandı her nedense. Hadi be Yavuz abi oynasana. Ulan oğlum zengin kızı sana niye baksın ki? Ya öyle bir şey yapmam lazım ki kız bana sırılsıklam aşık olsun. Var bir yolu. Ne? Silah çek, bana aşık ol yoksa seni vururum de. Dalga geçmeyin oğlum. Erzurum çarşı pazar değilim aman aman. Değilim aman aman. Yavuzcuğum senin de elinle okey geldiğini hemen belli ediyorsun ya. Doğru vallahi hemen türkü söylemeye başlıyor. Erzurum çarşı pazar değilim aman aman. Değilim aman aman.
senin sesin ne kadar güzelmiş. Tabii lan, dur tabii lan. Neden olmasın ki? Allah, buldum. Kalk arkadaş. Yavuz, kalk arkadaş, gidiyoruz. Bana yardım edeceğim. Ne yardımı lan? Lan yardım edeceğim bana. İstikbalim söz konusu, aşkım söz konusu olur. Daha oyun bitmedi. Tamam, şimdi bitti. Tamam, aa, bitti. Oyun bitti. Tamam, tamam. Yürü gidiyorsun, ya. Kalk arkadaş. Kalk, kalk. Gel, 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 gel. Bak şimdi Yavuz. Kızın evi burası, tamam mı? Şimdi sen bu güzel sesinle bir türkü söylüyorsun. Kız seni görmüyor. Tabii ben açıkta sanki ben söylüyormuşum gibi ağzımı oynatıyorum, tamam mı? Kız da seni neredeyse işte yani benim sesimi güzel zannediyor, tamam mı? Ya kızım benim sesimi beğeneceğini nereden biliyorsun ki? Ulan beğenmek ne kelime? Eriyecek bu sese be, eriyecek. Bak söz veriyorum, ilk çocuğun adını senin ismini koyacağım, tamam mı arkadaş? Hadi patlat bir tane. Evet, peki. Hadi. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. O yarın yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. Gel anam aman yanıma, kıyma bu yazık canıma, bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünya malına. Bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünya malına. Kısmet değil dizinde yatmak, aman aman dizinde yatmak. Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman dizinde yatmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman yüzüne bakmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman yüzüne bakmak. Gel anam aman yanıma, kıyma bu yazık canıma, bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünya malına. Bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünya malına. Bir tane daha okur musun? Aa, ne demek? Yeter ki sen iste. İstiyor, iste. Hı? Kim ulan o şarkı söyleyen benim güzel kızıma? Eyvah babam. Sen mi söylüyorsun lan? Yok. Yok, ben değil efendim. Bu. Ne yapıyorsun lan? Kadri, Osman, yakalayın şu adamı. Cemil nereye lan? Başının çaresine bak oğlum. Bırak lan! Yürü! Çabuk getirin o adamı bana!
Neredesin Cemil abi? Aylardır yoksun ortada. Ya hiç sorma, Yavuz'dan kaçıyor. Yok değil mi Yavuz buralarda? En son seninle çıkarken gördüm. Hiç sorma ya. İnşallah başına bir şey gelmemiştir oğlan. Ne yaptın ya adama? Çok büyük terbiyesizlik yaptım ya. Aa, Yavuz'a bakın Yavuz'a. Lan benim için burada yok de, tamam. Çık oğlum, burada değil Yavuz. Nerede peki? Televizyonda. Böyle güzel bir sesi nasıl keşfettiniz? Vallahi büyük şans. Çok zordur biz plak şirketleri için böyle nadide sesleri bulmak. Ama şans işte. Yavuz Bey kendi ayağıyla geldi. Galiba kızınızla da evlenecek. Vallahi bu onların bileceği iş. Birbirlerini sevmişler. Hatta ilk doğacak çocukların adını Cemil koyacaklarmış. Evet sayın seyirciler, şimdi billur gibi sesiyle bir bomba gibi patlayan Yavuz Bingöl'den bir şarkı dinliyoruz. Gece uzun, ne yana dönsem yüzüm, bir yanında sevda ateşi, bir yanımda küllerim. Karşı kıyıda uyusa güneş, gönlüme gece. Sevda dedi, aşk dedi, düş dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz bunun dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Niceleri buna sevda dedi, hayal dedi, geç dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, güç dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz bunu dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Niceleri buna sevda dedi, hayal dedi, geç dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, güç dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor.
Ulan Yavuz'a ayıp ettim ama millete de büyük kıyak çektim. Ulan sesin güzelliğine bak be. Helal olsun be, oku be. Bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünya malı. Efendim az sonra neler izleyeceksiniz? Bir göz atalım. Kalmadı tesellisi. Ne şarkının ne sazı. Sağ serbest ya. Serbest serbest. Menekşe nane hanımı. Ulan şu sırık da hep benim yanıma düşer. Sittin senedir ne uzadı ne kısadı. Tövbe estağfurullah yarabbi ya sonra. Hadi git yürü. Geber köpek. Cüzdanı boşalt cebini del. Her kafadan bir ses çıktığı günümüzde yurttan sesler korosundan da çatlak sesler çıkabiliyor. İçinde solo söylüyorum. Yanımdaki nasıl da çatlıyor. 7 senedir ilk solom bu benim. Ne güzel söylüyor muyum acaba? Yakışıklı çıksam bari. Benim gibi delikanlılar dururken böyle ne idüğü belirsiz bir oğlana verdiler soloyu. Şarkıları sen söylüyorsun ama kızları da ben götürüyorum, ne haber? Şu baştaki Esmere'de nasıl bitiyorum? Önümde olsaydı bari. Neyse. Thank you.
işlerine mi yetişeyim, buraya mı bilmem ki. Hindiyi de kesemeden alelacele koştuk geldik. Batırmasa bari ortalığı hayvan. Ay, niye bizi böyle giydiriyorlar sanki? Benim omuzlarım güzeldir. Burada göstermeyeceğim de nerede göstereceğim onları? Büktüm başka yar seçer diye. Menekşe lale hanım ey, güzel boyun yoktur benim. Yılbaşı gecesi olacak iş mi ya? Dizdiler bizi yine. Koro sanatçısı mıyız, gusülhane ibreği miyiz anlayamadık arkadaş. Ulan şu sırıkta hep benim yanıma düşer. Sittin senedir ne uzadı ne kısaldı. Dur şöyle biraz kafayı uzatayım da evde çocuklar seyretsin bari. Elde sallasam mı acaba? Ah be Çiğdem, ah be aptal kadın. Madem kesemedin hindiyi ne salonda bırakıyorsun ki? Bu önümdeki karı ya yönetmenin ya kameramanın manitası galiba. İkide bir onu çekiyorlar. Sayesinde biz de görünüyoruz. Hiçbir şey düşünme oğlum. Kendini şarkına ver. Ulan bir adım bile yana kaymıyor ki. Hep şu şişkonun yüzünden. Tabii gam yok, kasabet yok. Boyuna yiyor Allah'ın bir donu. Şuna bak şuna. Sırık. Ne bakıyorsun? Popodan bacak. Yer cücesi. Ağzını topla, alırım ayağımın altına. Şunların hiçbirini günahın kadar sevmem. Hele şu paçoz karı var ya. Verecekler seni benim elime. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Sürtük. Kocam olacak sorumsuz seyrediyor mu acep? Hindiyi kes, ocağa koy. Ben iki saate kadar geliyorum diye işaret etsem mi acaba? Dünürlerim gelecek ya. Şunu çabuk çabuk söylesek olmaz mı? Arabın yalellisi gibi uzadı gitti. Sarı saçlarını yüzüme ser ki. Sen yeter diye. Ben anladım. Bu kesin o biçim. Belki de yanındaki o kart herifle çıkıyordur. Of. Koca koca adamlar 40 yıldır dizildik menemen test dizi gibi. Bir adım ileri gittiğimiz yok. Kaşımızın kılı kadayıf oldu. Hala aynı yerdeyiz. Hele şu şef bozuntusu. Almış eline bir sopa. Dönmüş seyirciye arkasını. Ulan 40 yıldır yüzünden ne hayır gördüler ki? Bizle başlayanlar aldı başını gitti. Han hamam çiğ çubuk sahibi oldu. Bir de bizim elimizdeki çubuğa bak. Çocuğa versen oynamaz. Beşi olsa, gürgen olsa neyse. Bindi bir sulta yahu. Hey gidi günler hey. Ne umutlarla başladıktı sanat hayatına. Hayır en çok neye yanıyorum? Çamaşır makinesinin borusu kireçlenen karılar bile şöhret oldu. Kamera karşısında demeç veriyor. Bize hala bir mikrofon tutan yok. Bir kamerayı 40 kişiyle paylaşıyoruz. Bu kadar hıyırın arasında biri bizi fark edecek de, beğenecek de şöhret olacağız. Ölme şeyim ölme. Sen yeterdin ekimleri neyleri. Turnalar uçur. Yok yok. Eşeklik bende. Ben Kore'ye başladığım sene Reha Muhtar daha Atina'dan bildiriyordu. Ekranın köşesinde pul kadar vesikalık bir resimle başladı. Nerelere geldi? Herif pul kadar vesikalıkla başladı, şöhret oldu. Biz 40 yıldır aynı aile pozunu bozmadık. Gören bizi de fotoğraf sanıyordur. Ay Şükrü, bunun hindiyi kes demek olduğunu anladı mı acaba? Sakın başka bir şey kesmesin. Aman keserse kesin. Bir gün şöhret olunca basacağım Şükrü'ye tekmeyi zaten. Ahmet bağına girdin bu gece. Açılmış günleri derdim gizlice. Farkımız ne fotoğraftan? Bir tek ağzımız oynuyor.
Bazen şahsen ben ağzımı bile oynatmıyorum. Söylesem kim fark edecek ki? Hatta başka şarkı söylesem kim fark edecek? Başka şarkı mı? Ah. Hakikaten lan. Ben şimdi birdenbire bağıra bağıra başka bir şarkı söylesem. Amma fark edilirim ha. Resmen olay olur. Yok canım, olur mu ki? Niye olmasın ya? Şunlara bak şunlara. Kamera çekiyor ya, nasıl da kuruluyorlar. Ulan şef olduk da ne oldu? 40 yıldır arkamız görülüyor. Yüzümüzü bir defa olsun gören yok. Otobüs kuyruğunda beni hep arkamdan tanıyorlar. Ama kardeşim, arkamdan da tanınmayacak gibi değil ki. Ortadan kelleşmeye başlamışız. Böylesi bir bende var, bir de Ecevit'te. Ecevit otobüs kuyruğunda olmayacağına göre bu korona şefidir deyip hayran hayran bakıyorlar kendime. Saçma ektirsem. Yok canım, daha neler. Bütün şöhretim söner. Tanıyan 3-5 kişi Kerim'den tanıyor zaten. İyi de nasıl şöhret olacağım? Kara kara tayyörler, uzun uzun etekler. 40 kanalda 40 dansöz oynatıp 40'ının da püskülü birbirine değmezken kim bakar bize ya? Şeytan diyor bir gün, giy elbisenin altına dansöz kıyafetini. Çıkar şarkının orta yerinde. At kendini ortaya. Döktür de döktür. Döktür de döktür. İyi fikir vallahi. Şu yılbaşı geçsin, kesin yapacağım bunu. Aha, 40 yıldır hep içime attım. Ömrüm geçti, ömrüm. Hep ağır hanım hanımcık olacağım diye hayatımı yaşayamadım. Hep içime attım, hep içimde sakladım. Yo, bu gece kararlıyım. İçimdeki gerçek Nurten'i ortaya çıkaracağım. Yeni yılda yeni bir Nurten olacağım. Bir ben var bende, benden içeri. Ses bir iki, ses bir iki. Dür yemin günleri, ah kalaylı. Ana, yine kimse fark etmedi. Ne oluyor lan? İçinden söylersen tabii kimse fark etmez. Aptal kafa, pis salak, korkak. Nerede sende o cesaret? Var mı sende o cesaret? Kasetim çıkmadı, aldınız mı? Ne diyorum lan, beni iyice saçmaladın. Ulan bu gece bunlarda da bir tuhaflık var. Hepsinin kıçı ayrı, başı ayrı oynuyor. Ah, ah, elimdeki sopa sopa olacak ki yaradana sığınıp hepsine girişeceğim. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Adı Yemen'dir söyledim. Yok, yılbaşı gecesi için ağır olur. Yine en iyisi Dürüyem'in güğümleri. Hadi oğlum, topla cesaretini. Yeni yıla yeni bir şöhret olarak gir. Bir kelime söylesem gerisi gelir vallahi. Dürüyem'in... Ana, kimse fark etmedi. Hadi oğlum, biraz daha yüksek sesle. Dürüyem'in... Dürüyem'in güğümleri... Çubuğu bırakıp bizim ufak oğlana yılbaşı hediyesi diye aldığım beyzbol sopasını alıp girsem mi şunlara? Yok ya, bu yaştan sonra gazetelere düşerim, rezil olurum. Niye rezil olayım ki? Gazetelere düşen kim rezil olmuş ki ben olayım? Nereye koydum ulan ben bu beyzbol sopasını? Dünyemin gömeleri kalaylı, ah kalaylı. Fistan giymiş etekleri aylı. Ne oluyor lan? Ağda koroda isyan başladı. Beyzbol sopasını kapmak şart oldu. Bugün altımdaki dansöz kıyafetini göstereceğim. Hadi kızım buradan. Madem dansöz kıyafetini giydin geldin, cesaretini topla, çık ortaya. Aa, ölüp gideceğim, içinde kalmasın. Tam zamanıdır, hadi. Tam giymiş etekleri aylı. Dürüyem'in gümleri kalaylı, ah kalaylı. Fistan da tanıdı etekine gel. Kalaylı. Efendim, dışarıda yılbaşı geçirmek pek emniyetli olmadığından
bazı eğlencelerin sonu emniyette bitiyor. Tadı yok sensiz geçen ne bahar. Ne bu ya? Hep nöbet, hep nöbet. Bari bu yılbaşını ailemizi, çolumuzu, çocuğumuzu yanına getirseydik komiserim. Ya, orada kim bilir ne güzel eğleniyorlardır şimdi. Komiserim, nasıl olsa gelen giden yok. Karakolu kilitlesek, kapıya da yılbaşına gittik geleceğiz diye yazsak olmaz mı? Saçmalama. Şimdi dansöz de çıkmıştır televizyona. Eskiden sadece yılbaşında çıkardı. Şimdi neredeyse haberleri bile dansözler okuyacak. Hiç unutmam, küçükken yılbaşlarında dansöz çıktığında annemle babam sırf rast seyredeyim diye bir bahaneyle mutfağa giderlerdi. Hey gidi günler hey. Yahu yılbaşını bırak, şimdi normal günlerde bile çoluk çocuğu göremiyoruz. Bizimkiler şimdi evdedir. Ben bizimkileri taverneye yolladım. Fix menü tarif eden. Fix menü deyip geçme ha. Bütün seneyi bu üç kuruşu bir araya denkleştirmek için geçirdik. Aman dünyaya bir kere geliyoruz anasını satayım. Büyük oğlan da arkadaşlarla beraber geçireceğiz dedi yılbaşını. Kıramadım tabii. Keşke hep bir arada olabilseydi. Nerede? Komiserim, ihbar üzerine 3 tane terörist yakaladık. Ne yapmışlar? Bitişik komşuları ihbar etmiş. Davacıyım onlardan Amir Bey. Kim bilir ne biçim bir eylem hazırlığı içindeydiler. Yoksa ne diye bu üç genç bir araya gelsinler durup dururken? Terörist bunlar, terörist. Yok canım, eğleniyorlardır. Gençlerden korkma amca. Onlardan zarar gelmez. Ah, biz de bir zamanlar gençtik amirim. İnsanın gençken kanı kaynar. Canı kurul düzene isyan etmek ister. Bilinçli bir vatandaş olarak ben vazifemi yaptım. Gerisi size ait. Usulen ifadelerini al sonra yolla çocukları. Tamam amca, sen merak etme, gerekeni yapacağız. Al bakayım şu sıpaları içeri. Geç bakalım, yürü. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Ana, bunlardan biri bizim sıpa. Selçuk. Ben size demiştim, eşkalleri sizde vardır. TCK 141-142'ye göre asın bunları. Tamam amca, tamam. Arkadaşlar ipleri hazırlasın. Ne yaptınız? Bir şey yapmadık. Arkadaşlarla eğleniyorduk sadece. Baba! Polis, polis. Babam. Amca sizden şikayetçi. İşte elebaşları bu. DGM'ye sevk edin. Tamam amca. İfadelerini alın şunların. Baş tutun amirim. Buyurun gençler. Buyurun gençler. Dayı yürü bakalım. Tavernada deyim yerindeyse arbede çıkmış komiserim. Ne diye? Kadının biri hesaba itiraz etmiş komiserim. Garson da diklenince kadın şamdanı garsonun kafasına geçirmiş komiserim işte. Mum diktiler komiserim, davacıyım. Durup dururken niye diksinler? Yapmışsındır bir şey. Kadını da getirin. Kadın bu mu? Yok, bu masa komiserim. Olayda bahsi geçen masa. Naciye! Hoş geldin yenge, iyi seneler. Ne yaptın Naciye? Fix beni adam başı 7,5 milyona anlaşmıştık ya. Sonra da şu başında mum yanan garson masaya getirip şapka falan o üflenen şeylerden bıraktı. Takıp eğleneceğiz dedim herhalde. Takıp eğlendiler komiserim. Sen sus. Sonra? Sonra mum getirdi masaya. Ardından da paralarını istedi. Bunlar Fix beniye dahil değilmiş. Ben de mumlarını iade ettim. Ne bu ya? Şuncacık şeye bu kadar para olur mu? İnsaf. Mum da var komiserim, davacıyım. Bu neyin nesi? Komiserim, o sırada ben masaya yakındım. Şahit olarak getirdiler. Hadi iyisin komiserim. Vallahi aileyi tamamladın. Bir yılbaşı çamuruz eksik. Darısı başına. Yok komiserim, öyle şey olur mu? Bizimkiler benim sözümle katiyen çıkmazlar. Onlar şimdi evde tombala oynuyordur, tombala. Hı? Tombala. Hatice, ne işin var senin burada? Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Üst katta Zehra ile kocası kavga ediyordu. Ben de ayırmaya gittim. Kadın ütüyü adamın başına geçirdi. Adamı hastaneye, beni de buraya şahit diye getirdiler. Ütüye acıdım vallahi, darmadağın oldu ha. Kafamı ütüleme deyip duruyordu, ben de olayı gerçeğe uyguladım. Evet. Geçin şöyle de ifadelerimizi alalım. Yürü lan. Şey, sağa serbest ya. Serbest, serbest. Şuraya park et kendine be adam ya. Trafik bağlamaz sonra. Ya bağlamaz, bağlamaz. Bir dur.
Cafer dayı. Vay yeğenim, gel seni bir öpeyim. Cafer dayı. Bu gidişle senin sülale bizimkini geçecek vallahi. Söylemiştim sana polis tanıdığım var diye. Şimdi bırakırlar beni. Hadi yeğenim. Fırsını kovan beni bıraktır. Ne yapmış? Arabaya ortadan bindirdi komiserim. Araba darmadağ. Vallahi suç ondaydı. Ben kendi arabama seyir halindeyim. Birdenbire çıktı lavuk. Ya ben... araba fark etmişti kardeşim orada. Ya fark etmedi. Yani fark etmedi. Nasıl ama. Niye içkili araba kullanıyorsun dayı? Ne yani içkiliyim diye araba mı beni kullanacak? Alın bunun da ifadesini. Başla komiserim. Tıkları yok. Kızık. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bir dansözümüz eksikti. Hayri dayı. Hasbinallah, tövbe tövbe. Hayırdır dayı, dansözlerle ne işin olur senin? Tövbe tövbe, ne işim olur benim dansözden ya? Pat 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 kapı, açtım kapıyı, bir baktım bu karı raks ediyor. Öldüm de cennete gittim zannettim, ne gezer? Aa, değinin zoruna bak, adres burada işte. Adamın biri arkadaşına kiralamış sürpriz yapacağım diye yılbaşı için iki saatini. Ay oynayıp gideyim şuradaki tane, ne var? Tövbe yarabbi yarabbi, bismillahirrahmanirrahim. Hadi hadi, zındık karı. Durum anlaşıldı. Kızım sen yanlış adrese gitmişsin. Davacıyım, hem bu dünyada hem öteki dünyada. Namazından niyazında bir adamım ben. Tamam dayı, tamam. Gerekeni yaparız. Sen merak etme. Otur hele şuraya. Baksana bana. Buyurun komiserim. İşte istediğin oldu oğlum. Hani yılbaşını niye ailelerimizle birlikte kutlayamıyorduk diyordun ya. İşte hepsi burada. Hadi git birkaç tane balon getir, süsle etrafı. Biz de yılbaşını ilk defa ailelerimizle birlikte kutlayalım. Adı yok sensiz geçen ne bahar. Ne şarkının ne sazı, ne şarkının ne sazı. Kalmadı tesellisi, ne şarkının ne sazı, ne şarkının. Şimdi de huzurunuza ünlüler korosunu getiriyoruz. Paşam, ünlüler koromuz başlıyor. Buyurun. Aynı zaman emekli de olsan kurtulamazsın, kuca geldi. Korsan
batar. Bu yıl gene vatandaş yana. Paşam siz de katılmak ister miydiniz? Teşekkür ederim. Ben sadece izliyorum. Sinema figüranların hayatlarında önemli rol oynar. Ama hayatlarında sefalet hep başrol oynuyor. Hiç olman gerekirdi. Havuzun dibine atıp ağzını zincirle bağladığım o çuvaldan kurtulacağımı tahmin etmedin değil mi? Kalleş! Ama nasıl olur? O havuz köpek balıklarıyla doluydu. O köpek balıkları artık ancak çorba içebilir. Aman Allah'ım, köpek balığı dişi. Beni öldürme abi, kurbanın olayım. Nişanlımın Gonca Gülüm'ün ırzına geçerken düşünecektin. Geber köpek! Stop! Harika! Hadi 2000'i götürüyorum tırı, hadi. Harikaydın Koran, tebrik ediyorum. Hemen duş alalım sizi, terlemişsinizdir. Evet, Alper abi. Tamam Hamza, bitti senin rolün, hadi kalk. Alper abi, barut karnımı yaktı galiba. Çok ya biri ya. Baksın şuna, biri tamam, baksın. Tamam abi, baktım bir saniye. Uf, bayağı da yanmış abi ya. Neyse, mühim değil ya, boş ver, bitti ya sahne. Çam alıp eve gideceğim, çocuk bekliyor beni. Ya yılbaşını da kutlayacaksın abi. Evet, çocuk işte heves ediyor. Hamza hazır ol, hadi pencereden düşeceksin. Abi çam bulacağım, eve gideceğim ya yılbaşı. Nereye gidiyorsun ya? Hepimiz çalışıyoruz. Çabuk bir kadın elbisesi giy, hadi. Tamam abi. Fatoş Hanım, hazır mısınız? Başlayayım mı efendim? Kamera, action. Penceresi cam cama muallim. Penceresi cam cama muallim. Fatoş Hanım çok güzeldi, harikaydınız. Lütfen içeri geçin, istirahat buyurun. Hamza, geç yerine. Tamam Alper abi, sen komut verince atlayacağım abi. Penceresi cam cama muallim. Tamam tamam, çok konuşma. Arkanı dön, yüzünü görmeyeyim. Tamam, dönüyorum abi. Action. Şimdi elin kayıyor, düşüyorsun. Uf, çuval gibi düştü be. Gördük mü moruk? Tamam abi. Kestik. Hadi Hamza kalk. Oh, oldu mu abi? Ay Allah kabul etsin. Ayağım burkuldu galiba abi ya. Ya bırak numarayı, hadi kalk. Tamam arkadaşlar, bitti. İki gün sonra yine burada. Hepinize iyi seneler. Sağ ol abi. Aa, siz o değil misiniz? İyi yıllar bayan. Aa, gerçekten o. Kader Kurbanı filmindeki Hamza Hayatoğlu. Evet, tanıdınız demek ki. Ulan bu suratı nerede görsem tanırım be. Ama bakın bayan, o sadece bir filmdi. Hadi be. Sen eğer tecavüz etmeseydin kız şimdi evlenecekti. Ama efendim yani... Ulan Allah cezanı verecek. Herkes hayriyesin manyak. Kahretsiniz seni. Selamlar. Aleyküm selam. İyi seneler. İyi seneler. Zahmet olmasa yarım kilo peynir, bir ufak rakı, bir iki de gofret rica edeyim. Başsın abici. Kuru yemişler tazim. Sen olsun. Yalnız acele edelim, çocuk sabırsızlanmıştır. Kuru yemişler. Sana Temir abicim dedim ya, ağzımdan kaçtı. Her gele demem lazım. Her gele. Abicim ben rol icabı o pozisyonlara giriyorum ya. Ya nasıl sen o küçücük çocuğu 10. kattan aşağı sarkıtmadın mı filmde? Sen fidye filmini söylüyorsun. O zaman şöyle dua ettim. O deyus bir elime geçerse dedim. Bak duam kabul oldu. Abicim film icabı diyorum sana ya. Film gereği o. Çekil buradan. Zırık yok ulan sana bu dükkandan. Nasıl kıydın lan ufacık çocuğa? Git. Selamun aleyküm. Ha iyi seneler hacı amca. Abdestim kaçmış mıdır ki ne acaba? Niye ki? Seni gördüm diye. Demin televizyonda eski bir filmini izledim. Namuslu bir kadının avret yerlerini açıp sonra da elbiselerini böyle parçaladın. Tamam, sonra konuşuruz. Şimdi çok yorgunum. İyi akşamlar. Baba sen bu evde kaldıkça aramızda öyle iyi akşamlar falan olmayacak. Ne demek istiyorsun? Demem o kine evi boşaltacağım. Nasıl boşaltırım evi ya? Orasını bilemem arkadaş. Hamal mı tutan, kendin mi taşın, orasını bilemem. Evi boşaltacağım.
Aç amca etme, bu kışta kıyamette nereye giderim ben? Bak senin yüzünden yan taraftaki daireyi aylardır kiraya veremedim. Yan dairede senin gibi bir cenabetin oturduğunu duyan kaçıp gidiyor arkadaş. Tövbe tövbe, bana bak tövbe et. Tövbe de tövbe, hoş ne kadar tövbe etsen de senin günahların affolmaz ya. Evi boşaltacaksın arkadaş, o kadar. Kezban! Kezban! Nerede bunlar ya? Ne yer? Bu ne lan? Bir mektup Hamza'ya. Ne mektubu bu ya? Hamza, çok dayandım. Ama artık dayanamıyorum. Mahallede bir tek arkadaşım olamadı senin yüzünden. Çocuğu okulda arkadaşlarının taşlamadığı gün yok. Biliyorum sen kötü bir adam değilsin. Ama bizim de hayatımız zehir oldu. Bizi merak etme Kezban. 2000'i geride bırakırken biz de 2000'in en iyilerini seçtik sayın seyirciler. En iyi karakter oyuncusu Hamza Hayatioğlu seçildi. Kendisini kutluyor ve mutlu yıllar diliyoruz. Biliyoruz ki Hamza Hayatioğlu gibi karakter oyuncuları olmazsa sinemamız ayakta duramaz. Yaşayan ve yitirdiğimiz tüm karakter oyuncularına minnet borçlu olduğumuzu biliyoruz. Efendim bu yılda böyle geçti. Seneye birlikte olmak dileğiyle mutlu olun, sevdiklerinizle birlikte olun.